Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok şahane bir tülbent var. Bu tülbentin kenarında güzel bir örnek göstereceğim. Kolay ve güzel bir örnek. Önce yazmamdan başlayayım arkadaşlar. Yazmamın markası Reyyan Kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ben. Ama e, bu yazmaları takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Reyyan'ın yeni ipek türünde e, düz renkleri çıktı. Bu ipek türünde olandan değil daha eskiden ürettiklerinden. Ama benim çok memnun olduğum bir yazmadır. E, kenarlarını ben iki zincirle tığladım. Çok düzgün tığlanıyor. Kesinlikle delinmiyor. Kullanırken de hemen böyle tüylenmiyor. Ben genelde tercih ediyorum bunu. E, i̇çinde kullandığım boncuğumu göstermek istiyorum. Kullandığım boncuk böyle altıgen. Ramboncuk dediğimizde bunun değişik renkleri de var ama ben bu rengi beğendim. Bu renk daha doğrusu bu cam gibi şeffaf olan renk her renk iple uyum sağlıyor diye düşünüyorum. Hemen ipimi söyleyeyim arkadaşlar. İpimin numarası e, altın başak 135 numara bence. Şu an tam hatırlayamadım ama e, içinde de kaybetmişim maalesef. Hemen tığımı da göstererek devam etmek istiyorum. 22 numara bir tığ kullanacağım. Tek sıra giden güzel bir örnek yapacağım. İki zincir çekerek de kenarlarını tığlamıştım. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Tek sıra giden örnekleri ben de çok seviyorum. Biliyorum bütün hanımlar da çok seviyor bir kere de oyayı bitirmiş olmak. Tek sıra giden örnekte de bu kadar gösterişli bu kadar güzel bir örnek yakaladığınızda bence kaçırmayın derim ben. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum önce. Yapılışı çok kolay. Geldim. Tığ altından önce giriyorum arkadaşlar bu şekilde. İpimi tutturdum. Sadece başlarken üstüne bir tane zincir çekiyorum. Sonrasında küçük bir örümcek yaptım. Bir kez doladım. Bir, iki, boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. İki, iki çıktım. Üstüne bir, iki tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında bu buradaki küçücük yuva benim işime yarayacak. Bu nedenle iki tane zincir yeterli. Aşağıya doğru 2 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 tane. 8. tığ batın altından yine az önce yaptığım gibi bir küçük örümcek yapıyorum. Yine bir defa doladım. Tığ da yine iki boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. 2 2 çıkıyorum. Burada üstüne bir tane zincir çektim arkadaşlar. Oyamın ters tarafını dönüyorum burada. Buradan boncuğumu aldım. Boncuğumun da ters tarafını çeviriyorum. Boncuğuma buradan ilmekten girer gibi şöyle boncuk arasına isabet edecek şekilde giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki boncuk arasından giriyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki aralıktan giriyorum. Yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir sonrakinden 3 oldu. 1 2 3 boncuğun etrafından geçmiş olduk. Yine 4 zincir 4.denceden de geçiyorum. dördüncüden geçtikten sonra üstüne bir tane zincir çektim. Hala ters taraftayım. Şurada o 2 zincir çekerek minicik bir yer oluşturmuştum. Oradan giriyorum. Tutturuyorum ipimi. Şimdi burada arkadaşlar oyamın düz yönünü çevirdim. Üstüne şöyle İlk 4 zincirden bir sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 2 oldu. Yine 5 zincir çektim, yine aynı ilk yuvamdan kirpiğimi düğümledim. 3 oldu. 3 oldu. 3.'üyü tekrar söktüm. Tekrar yapacağım. Şimdi birinci halkayla işim bitti. ikinciye yine sık iğne ile giriyorum. Zincirin altından yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bence bu renkle de kendini çok güzel belli etti diye düşünüyorum ben. Yine sık iğne ile bitirdim. Bir sonraki zincirimin altına sık iğne ile giriyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Yine bu şekilde devam ettim. Sonuncudayım. Sık iğne ile zincirimin altından giriyorum. Birinci kirpiğimi yaptım yine. 5 tane zincirimi çekiyorum. İkinci kirpiğimi yaptım. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Üçüncü kirpiğimi de yaptım. Aşağıya doğru şuradan yaptığım büyük trabzandan 7 tane sık iğne ile iniyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. tığ altında modelin ana figürü bu. Çok güzel oluyor bence. Ama siz e, çok sık olur diye bir de derseniz eğer araya bir tane normal kirpik yaparak devam edebilirsiniz. Ben sık yapacağım bu sefer. Yine örümcek yapıyorum. Yine bir kere doladım, iki tane tığ battı da boşluk bıraktım, üçüncüden girdim, iki 2 çıkıyorum. Üstüne sadece iki tane zincir çektim geri döndüm. 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. tabaktın altında. Şimdi yine örümceğimi yapıyorum. Bir defa doladım tabakta da iki boşluk bıraktım. 3.dan giriyorum. 2, 2 çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Oyamın tersini döndüm. Yine bir tane boncuk alıyorum. ilmekten girer gibi birinci aralıktan girdim. Yine 4 zincir çekiyorum. İkinciden giriyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde 4 tane boncuğun kenarını dolanıyorum. 2 tanesi boşta kalıyor. Sonra üstüne iki zincir çekiyorum burada. Boyamın düz tarafını döndüm. Şöyleydik arkadaşlar. Şöyleydik. Boyamın hala ters tarafındayım. İpimi tutturuyorum. Geri geldim. Sık iğne ile ilk boşluğumun altından giriyorum. İlk zincirimin yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir sık iğne yaparak her zinciri üçer tane kirpik yapıyorum. Yine 5 tane zincir. Yine döndüm kirpiğimi düğümledim. Bir sonraki aralıktan giriyorum. Yine 5 zincir bir sık iğne şeklinde 3 tane kirpik yapacağım. Yine aynı şekilde tığımın ucu küçük geliyor aslında 20 numara kullansam çok iyi olacak ama 22'yi de bu ara hep 22 ile ördüğüm için hiç değiştirmek istemiyorum. Elim tuttu sanki. Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Diğer tarafa yine sık iğne ile geçtim. Yine 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine düğümlüyorum. Çok az kaldı. Bundan sonra ben hızlı bir şekilde hemen tamamlayayım arkadaşlar. Bu motifi ile bitireyim. Çok güzel oluyor bence. Tek sırada gidiyor ama çok da gösterişli oluyor. Yine büyük trabzanıma geldim. Sık iğne ile aşağıya doğru iniyorum. 2, 3, 4, 5 6 7 tane 8. bu şekilde tırbatlının altında döne döne yaptık. Yazmamız da döndü tabii. Şöyle göstereyim. Tülbent kullanarak ters taraftan ütülemenizi öneriyorum size. Hemen yanına bir iki tane daha yapayım. Model kendini gerçekten göstersin. Ben benim yanına hemen bir iki tane daha yaptım arkadaşlar. Örnek kendini göstersin diye. Ee, ne kadar güzel bir örnek olduğunu, böyle pırıl pırıl parladığını sanıyorum. Fark edebiliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Bence bu boncukla yapılabilecek en kolay ve en şık modellerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah size beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece ücretsiz bir şekilde her gün yayınladığım videoları takip edebilirsiniz. Ee, Instagram'da da bu oyamın ve şimdiye kadarki tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları bulunuyor olacak. Beni Instagram'da da takip ederek bu yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda oyanlılıklar.net internet sistem yayında internet sitemi de ziyaret ederek e, tüm güzel çalışmaları hoşuma giden beğendiğim e, değişik e, arkadaşların çalışmalarını bulabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Herkes yapsın güzel günlerde kullansın inşallah.